Velilerden Sırrî-yi Sekatî, Allah ondan razı olsun. Bir bayram sabahı diyor, gördüm Ma'rûf-i Kerhî. Bayram günü namazı kıldık, çıktım baktım Ma'rûf-i Kerhî, ikisi de büyük Allah dostudur. Ma'rûf-i Kerhî bir ağaca çıkmış hurma topluyor. Şeyhim sen ne yapıyorsun burada, hurma falan topluyorsun? Bayram sabahı, insanlar halk senden nasihat bekler, bayramlaşma bekler. Kardeşim diyor, şurada bir çocuk var, ağlarken gördüm, içim gitti. Çocuğa dedim ki niye ağlıyorsun? Dedi ki efendim arkadaşlarım da bayramlık elbiseler giymişler, bende yok. Arkadaşlarım yeni oyuncaklar almışlar, aileleri bayramlık oyuncak almış, bende yok. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? İçim gitti. Ben de hurma topluyorum, satacağım şimdi bunları pazarda. Çocuğa bir oyuncak alacağım, teskin olsun. Bayram ona keyifli gelsin, güzel gelsin. Mübareğin derdine bak Allah aşkına. Sana mı kaldı bununla uğraşmak? Ma'rûf-i Kerhî diyor ki, Sırrî-i Sekatî diyor ki sen o işi bırak, bu iş bende. Sen o işi bırak. Sen halka git. Çocuğun üstünü başını halletme, oyuncak alma işi bende, hiç çalışmayı bırak diyor. Çocuğu alıyor, pazara götürüyor, üstüne başına bayramlık alıyor, bir de oyuncak alıyor. Bunu yaptım diyor. Yaptıktan sonra çocuk bana bir dua etti. Çocukların duası evliya duası gibidir. Tertemizdir onlar çünkü günahsızdırlar. Çocuk bana bir dua edince göğsüme genişlik verdi. Kalbimden içeriye ilim pınarları akmaya başladı. Kalbime bir nur girdi. Bir anda maneviyat alemi gözümün önüne açıldı. Melekler, cinler gelip gidiyor. Bunları görmeye başladım. Bir anda. Yaptığı tek iş var. Çocuğun gönlünü sevindirmek. Kardeşler, çok namaz kılmadı, çok zikir yapmadı. Sırrî-i Sekatî. Veli Cüneyd-i Bağdadi'nin de şeyhidir aynı zamanda. Yaptığı tek iş, çocuğun gönlünü yapmak. Bir üstünü başına giydirdi, bir oyuncak aldı. Bütün gönül gözüm açıldı. Allah Teala perdeleri kaldırdı. Anladım ki onun dostluğunda çok fazla yakınlaştım. Bu Rabbimin bana bir lütfudur. Yaptığım tek bir amelden dolayı. Bunu insanlar görsün diye yapsaydı sevap kazanırdı. Bir sevabı Allah Teala adildir. Zerre kadar hayır işlesen tamamı riya ile olsa bile sana az da olsa bir sevap yazar. Adildir. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür diyor Kur'an. Allah vaadimden dönmez. Karşılığı nedir? İhlasın zayıfsa, insanlar görsün diye yaptıysan az bir şey bile olsa sevap verir. Allah için yaptıysan çok büyük sevap kazanırsın. Daha dünyadayken o zata velayet verdi. Bu iş böyledir. Bak çocuğun duasını alacaksın. İmam Suyuti'nin bir sözü var. Bunu getirdim. Nakletmeden geçemeyeceğim kardeşler. Çocuklarda 5 haslet vardır ki büyüklerde olsa bu 5 haslet evliya olurlar. Arkadaşlar evliya olmak isteyenler 5 tane çocuk hasleti. İmam Suyuti anlatıyor. 1. Rızık için endişe etmezler. Siz düşündünüz mü ya yarın ne yiyeceğiz biz ya diyen bir çocuk düşündünüz mü? Hiç gördünüz mü ya yarın ne olacak biz aç kalırsak ne olur ya? Bak biz arada gaflete düşebiliriz. Ne olacak bu işlerin durumu? Bir hafta sonra faturaları ödeyebilir miyiz falan? Arada gaflete düşüyoruz kardeşler. Herhangi bir çocuktan duydunuz mu bunu? Yarın çikolata bulabilir miyim acaba falan diye. Rızık konusunda çocuklarda 0 endişe. Kuşlar gibidir. Kuşların tamamı bilir ki yarın Rabbim bana yine rızkımı verecek. Vermezse zaten ecelim gelmiş demektir. Çocuklar da bundan dolayı evliya gibidirler. 2. Hasta olduklarında şikayette bulunmazlar. Hiç düşündünüz mü ya başım ağrıyor baba bir haftadan beri başım çok fena ağrıyor. Ya çok kötü durumdayım. Beni mi buldu baba ya? Diyen bir tane çocuk bulamazsın. İçlerini atarlar. Umursamazlar. Hastalık mı? Oldu. Evliya ahlakı çocuklardadır. 3. Tek başına yemeği sevmezler. Bak ne yerse yesin muhakkak birisini özendirir. Önce gider bir özendirir. Karşısında yemeye başlar. İster misin falan der böler. Tek başına yemek yemez evliyalar. Çocuklar da böyledir. 4. Hata yaptıklarında korkarlar ve ağlarlar. Ya zaten sen sadece bu maddeyi bile yapsan herhangi bir günah işlediğinde korkma ve ağlama. Kimden korkuyor çocuk? Allah'tan korkmuyor. Babasından ve annesinden korkuyor. Herhangi bir hata işlediği zaman korkuyor ve ağlamaya başlıyor. Babasından ve annesinden, aile bireylerinden korkuyor. İşte Allah diyor ki ben bunu benden korkma olarak istiyorum. Veliler herhangi bir hata yaptığı zaman hemen korkarlar ve ağlamaya başlarlar. Hesap vereceğim. Rabbim bana hesap soracak. 5. madde, kavga ettiklerinde kin tutmazlar, hemen barışırlar. Büyükler kavga ettiği zaman kin tutarlar. Vesveselerle o kini arttırmaya çalışırlar. O bana ama sana şöyle yaptı, ya peşinden özür dilemiş falan. Hayır o sana böyle yaptı, unutma bunu. Hayatım boyunca unut. Ya arkadaş kapat şu meseleyi ya. Kapat şu meseleyi. O kini bir at, yükün bir kalksın üstünden. Kaplumbağa gibi niye sırtında taşıyorsun yükünü? O kine at. Bitti, geçti artık. Çocuklar kin tutmaz. Bir gün sonra unutur, yine kol kola oynamaya başlarlar. Evliyalarda bu 5 haslet vardır. Sen de evliya olmak istiyorsan çocuk taşacaksın diyor İmam Suyuti. Allah Teala bize nasip etsin kardeşler. Amin.